Geçtiğimiz hafta Azerbaycan-Ermenistan arasındaki tansiyon yeniden yükselmiş, çatışmalar başlamıştı. Çatışmalarda 80 Azerbaycan askeri de şehit düşmüştü. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Ali Kahraman sıcak bölgede. Sınır hattındaki son durumu Fulya'dan alacağız. Fulya, günaydın. Çok çok kolaylıklar diliyoruz. Tam olarak neredesin? Aldığın bilgiler nedir? İzlenimlerin ne yönde? Büşra, günaydın, iyi sabahlar. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber Azerbaycan-Ermenistan sınırındayız. Geçtiğimiz hafta 12 Eylül'ü 13 Eylül'e başlayan gece bölgede tansiyon yeniden artmıştı. 2 yılın ardından yeni bir savaş mı kapıda, soruları sorulmaya başlamıştı ki şunu belirtelim. Gerçekten 12 Eylül gecesinden bu yana yoğun çatışmalar yaşandı. 12 Eylül gecesi bir grup Ermeni güçlerinin mayın döşerken yakalanması üzerine bu çatışmalar başlamıştı ve 1-2 gündür bölgede sakinliğin hakim olduğunu belirtebiliriz. Tabi 80 Azerbaycan askeri şehit düştü. Bir yandan Azerbaycan şehitlerini uğurluyor ve anıyor. Diğer yandansa sınır hattında, neresi orası? Laçin ve Kelbecer'den bahsediyoruz. Ermenistan, Azerbaycan'da buralar, Laçin, Kelbecer işgalden kurtarılan bölgeler. Bu bölgelerde sıcak çatışmalar yaşanmıştı. Bir yandan tabi teyakkuz hali de devam ediyor. Azerbaycan bu provokasyonlara misliyle karşılık veriyor. Ki gerçekten yoğun bir bozguna uğratılmış durumda Ermenistan. 10.000'den fazla mühimmat ele geçirildi bu çıkan çatışmalarda. 450 Ermenistan askeri öldürüldü. Askeri cephanelik yok edildi. Ermenistan'a ait hava savunma sistemi imha edildi. Zot bölgesinde askeri birlik vuruldu. Azerbaycan şunu söylüyor: anında cevabını veriyoruz sahada ve biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Provokasyonları anında püskürtüyoruz ifadelerini kullanıyor. Bölgede 1-2 gündür tansiyon daha da düştü. Ama teyakkuz hali devam ediyor. Azerbaycan göz açtırmıyor. Hem sızma girişimlerine hem de bölgede bir çatışma halinin oluşabilmesine, bir provokasyona. Dolayısıyla teyakkuz hali devam ediyor. Tabii peş peşe açıklamalar da geliyor açıkçası. Dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan'a, Erivan'a gitmişti ve orada bu çıkan çatışmalar üzerine bir açıklamada bulundu. Azerbaycan'ı sorumlu tuttu bu çatışmalardan ve Ermenistan'ın yanında olduklarını ifade etti. Pelosi'nin yapmış olduğu bu açıklamanın ardından tabii hemen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece sınırda meydana gelen olay Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonuydu ve bu provokasyon Azerbaycan ordusu tarafından engellenerek ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması sağlandı. Bölgedeki durumun gerginleşmesinin ve büyük çaplı provokasyonun tüm sorumluluğu Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir ifadelerini kullandı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve önemli bir ayrıntıya da değindi Azerbaycan. Şunu söyledi: genel olarak Pelosi Ermeni yanlısı bir politikacı olarak biliniyor ve heyetinde Ermeni yanlısı kongre üyelerinin bulunması bunu doğrudan gösteriyor. ABD'de kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını düşünürsek Pelosi'nin bu ziyaretten ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini ve iç siyasi gündemini kazanmak için sağlandığı görülüyor. Açıklamaları yapıldı. Bir yandan da peş peşe Azerbaycan'dan hem dışişlerinden hem çok sayıda yetkiliden Pelosi'nin hem yapmış olduğu bu açıklama bölgeyi daha da gerginleştirecek bu açıklamasına peş peşe Azerbaycan'dan da tepkilerin geldiğini belirtelim. Ama şunu da söylemekte fayda var. Tabii Azerbaycan anında bu sabotaj gruplarına, bu kışkırtmalara ve bu provokasyonlara bölgede hemen cevap veriyor. Çok sayıda askeri birlik sınır hattında. Bir yandansa işgalden kurtarılan bu bölgeler dedik. Karabağ bölgesi, Laçin, Kelbecer. Buralar işgalden kurtarıldıktan sonra yeniden 2 yılın ardından böylesine bir provokasyonun, Ermenistan tarafından bu saldırıların ve hala mayınların döşenmesi Ermenistan tarafından, tabii bölgede de gerçekten teyakkuz halinin çok daha yoğun bir şekilde olduğunu belirtelim. Ama şu da var: Karabağ bölgesinde işgalden, Ermenistan işgalinden kurtarılan bu bölgelerde bir yandan bir çatışma hali olsa da genel anlamda işgalden kurtarılan bölgelerde mayınların temizliği de devam ediyor. Sık sık patlama seslerini duyuyoruz. O kadar çok mayın burada
bırakılmış ki Ermenistan tarafından bu bölgeden çıkarken Ermeniler çok sayıda, ki bu sayının gerçekten hala tam anlamıyla tespit edilemediği de söyleniyor. On binlerce mayının olduğu söyleniyor bu Karabağ bölgesinden. Dolayısıyla bir yandan Karabağ'da işgalden kurtarılan yerlerde çok yoğun bir şekilde mayın patlatma, mayınları ve el yapımı patlayıcıların, tuzakların imhası devam ederken bir yandan da yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Biz kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber bir haftadır bu bölgedeyiz. Şuşa'ya gittik, Zengilan'a gittik. Bu bölgelerde yeni yaşam alanları oluşturuluyor. İnşaatlar yükseliyor. Mayınlardan temizlendikten sonra bir yandansa yoğun bir şekilde bu patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor. Zengilan'a gittik ki Zengilan'da yaşam artık yavaş yavaş başlıyor. Bu bölgede mayınlar temizlendikten sonra evler yapılmıştı. Yaklaşık 100 aile Zengilan'a yerleştirildi tekrar. Ve Zengilan'da şimdi bir havalimanı da açılacak, onu da söyleyelim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Ekim'de Zengilan'daki havalimanının açılışına katılacak. Yani bölgede sınırda, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik hali olsa da, çatışmalar olsa ki son iki gündür daha sakin bir atmosfer var. Ama işgalden kurtarılan bölgelerde yaşamın yeniden inşası, mayınların temizliği ve gerçekten bir an önce 1 milyon insan bu Karabağ bölgesini terk etmek zorunda kalmıştı. 30 yıl evvel Ermenistan işgal ettikten sonra o göçmek zorunda olan insanlar geri dönebilsin diye, topraklarına yeniden kavuşsunlar diye bir an önce evler yapılıyor, bir an önce havalimanları yapılıyor, fabrikalar yapılıyor, oteller yapılıyor. Yani inanılmaz bir kısa sürede, 2 yılda çok ciddi de yol kat edildi, bunu söyleyelim. Son olarak yayını bitirmeden önce, 2 gündür tansiyon düştü ama teyakkuz hali devam ediyor. Azerbaycan misliyle Ermenistan güçlerine karşılık veriyor. Mayınlar temizleniyor. Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelerde de yaşam alanları oluşturuluyor. Yoğun bir inşaat hali var. Yoğun bir çalışma var bölgede diyelim Büşra.